Merhabalar, ben doçent doktor Emin Özcan, Yeditepe Üniversite Hastanelerinde nöroloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugünkü Instagram canlı yayınında MS hastalığından bahsedeceğiz. Sizden gelen sorulara cevap vererek yayınımıza başlıyoruz. MS hastalığı nedir, neden olur? MS hastalığı bir vücudumuzun, bağışıklık sistemimizin kendi kendine saldırdığı, sinir kılıflarına saldırdığı ve onları hasarla uğrattığı bir hastalık. Yani buna otoimmün hastalıklar grubunda bakıyoruz. Yani bağışıklık sistemimizin vücudun kendi yapıtaşlarına saldırdığı bir hastalık. Tam olarak neden olduğunu bilmiyoruz. Yani tetiği çeken asıl faktörü ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak hastalığın birçok bazı şeylerin hastalığa yatkınlığa yol açtığını söyleyebiliriz. Ancak genel olarak MS, beyin ve omurilikteki sinirlerin kılıflarını vücudun yabancı bir madde olarak, madde gibi algılaması ve bağışıklık sistemimizin ataklar halinde buraya saldırması ve sonucunda sinir hasarının yol açtığı şikayetler bütünü şeklinde tanımlayabiliriz MS hastalığını. Bir diğer soru, MS'li anne babaların çocuklarında MS olur mu? Şimdi MS, bazı genetik hastalıklar var. Bazı genetik hastalıklar anne babada varsa büyük ihtimal çocuklarda da olabiliyor. Ancak MS o kadar yoğun bir geçişe sahip değil. Evet, MS'li anne babaların çocuklarında MS görülme riski topluma göre biraz artmış durumdadır. Ama bu çok ciddi bir boyutta değildir. Çocuklarda görülebilir ama yani MS'li anne babaların çocuklarında, çocuk yaşta çok gördüğümüz bir hastalık değil gerçi ama MS'li anne babaların çocuklarında görülme riski topluma göre kısmen artmıştır ama çok ciddi bir geçiş söz konusu değildir. Hangi belirtiler MS'i gösterir diye bir soru var. MS'de en sık gördüğümüz bulgular görme kaybı, özellikle tek gözde ağrılı görme kaybı ya da bulanık görme MS açısından önemli bir bulgu. Ayrıca kolda güçsüzlük, bacakta güçsüzlük, her iki kolda veya her iki bacakta güçsüzlük, vücudumuzun bir tarafında uyuşukluk, hissizlik, karıncalanma, dengesizlik, konuşma bozukluğu gibi merkezi sinir sistemini ilgilendiren, merkezi sinir sistemiyle ilgili bütün bulgular MS'de görülebilir. Ama en sık gördüklerimiz bir tarafta güçsüzlük veya bulanık görme, çift görme gibi şikayetlerdir. Bir diğer soru, MS'i herkes farklı mı yaşar? MS farklı farklı seyirleri olan tipleri oluyor. MS'in farklı tipleri var. Ayrıca MS de her hastada farklılık gösterebilir. Yani bir hastada farklı, bir hastada farklı. Yani standart bir hastalık seyrinden bahsedemiyoruz. Standart bir hastalık seyri yok. Farklı seyrediyor her hastada, her kişide. O yüzden bireyselleştirilmiş bir tedavi, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım mutlaka önemli. Yani hastalar, hasta özelinde değerlendirmemiz gerekiyor olayı. Yani standart bir tedavi var, her gelene onu veriyoruz değil. Hastayı değerlendiriyoruz, hasta özelinde olayı çözümlüyoruz. Ve hastanın yapısına, kişiliğine, yandaş hastalıklarına, vücudunun yapısına, kendi karakter özelliklerine uygun bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sergiliyoruz. O yüzden herkes farklı yaşar diyebiliriz hastalığı. Standart bir seyri yok. Genel bir çerçevesi var ama standart bir seyri tabii ki yok. Bir diğer sorumuz, MS'de görme bozukluğu olur mu? Az önce söyledim, MS'de en sık gördüğümüz bulgulardan bir tanesi görme bozukluğudur. Görme bozukluğu özellikle gözdeki görmeyi, gözümüzle gördüğümüz görüntüleri beyine aktaran optik sinirin etkilenmesine bağlı ortaya çıkar. Buna optik nörit deriz. MS'de çok sık gözükür ama başka hastalıklarda da görülebilir. MS için tipik bulgu, görme bulgusu tek gözde ağrılı bulanık görmedir. Bu diğer bazı bulanık görmeler, diğer bazı göz hastalıklarında olduğu gibi ağır bir tablo genellikle değildir, hafiftir. Tedaviye iyi yanıt verme eğilimindedir. Ama bazı hastalarda tabii değişiklik olabiliyor. Bazı hastalarda daha ağır görme kayıpları da
görebiliyoruz. Ama genel olarak tipik olan ağrılı bulanık görme, tek gözde özellikle, yani çift gözde değil, tek gözde ağrılı bulanık görme MS için çok tipik bulgularından bir tanesidir. Özellikle 20-40 yaş arası kadın hastalarımızda tek gözde ağrılı görme kaybı veya bulanık görme olduysa ve bu 1-2 gün içerisinde geçtiyse dahi mutlaka bir doktora başvurmaları lazım. Göz doktoruna başvurabilirler. Göz doktoru nörolojiye yönlendirebilir. Nörolojiye başvurabilirler ama bu tarz şikayetleri hastalarımızın önemsemesini istiyoruz. Bu çünkü bir hastalığın habercisi olabilir ve bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca göz hareketini sağlayan sinirlerde etkilenme olursa çift görme tablosu ortaya çıkabilir. Görme bozuklukları MS'de bu şekilde genel olarak. Peki bir başka soru, MS hastalığının tedavisi var mı? MS hastalığının tedavisi tabii ki var. Tedavisiz olmaz. MS hastaları, MS tanısı almış herkes mutlaka tedavi almak durumunda. MS'de tedavi özellikle 3 basamakta ilerliyor. Birincisi, MS'de ortaya çıkan şikayetlerin, yeni ortaya çıkan tablonun sönümlendirilmesi, toparlanması, şikayetlerin giderilmesine yönelik tedavi ki buna atak tedavisi diyoruz. İkinci ve ana tedavi başlığı hastalık seyrini değiştirici tedaviler. Yani hastalığın daha iyi seyretmesini sağlamaya yönelik tedaviler uyguluyoruz. Ki bu tedavinin ana ayağını oluşturur. Hastalar mutlaka bir MS tanısı almış hastanın durumuna göre mutlaka tedaviyi alması gerekir. MS hastalığında alınan tedaviler ne kadar erken bir safhada başlarsa hastalıkta eğer ileride özürlülük gelişirse bu özürlülük gelişme riskini oldukça azaltıyor. O yüzden tedavinin erken başlanması, etkin bir şekilde yürütülmesi çok büyük önem arz ediyor. Ve üçüncü aşamada da fizik tedavi ve fizyoterapi uygulamaları. MS hastalarında güç kaybı olabilir, kaslarda hafif bir katılık olabilir, yürüme bozukluğu, dengesizlik gibi şikayetler olabilir. Burada fizyoterapi ve fizik tedavi uygulamaları, rehabilitasyon uygulamaları çok ciddi fayda sağlamaktadır. Bu da gözden kaçan bir tedavi unsurudur MS'de. Mutlaka değerlendirilmeli ve yönlendirilmelidir uygun hastalar. MS hastalığındaki bu tedaviyi söylemeyi unuttuk. MS hastalığındaki tedavi hastalığı tam olarak ortadan kaldırmaz. Maalesef şu an elimizdeki hiçbir tedavi hastalığı tam olarak ortadan kaldırmaz. Hastalık kronik, süre giden bir hastalıktır. Ancak hastalığı etkin tedaviler, uygun takiplerle kontrol altına alabiliriz, ilerlemesini durdurabiliriz ve ciddi oranda yavaşlatabiliriz. O nedenle tedavi alması mutlaka gerekiyor. Maalesef şu an ortadan kaldıracağımız bir tedavi yok. Yani bir ilaç aldım ve hastalık ortadan kalktı. Maalesef böyle bir şey söz konusu değil şu aşamada. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ancak elimizdeki olan tedavi hastalığın ilerlemesini veya ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmaya yönelik tedavilerdir. Bir diğer sorumuz, hastalık, MS hastalığı nasıl teşhis edilir? MS hastalığı teşhisi aslında biraz zor bir hastalık olabilir. Şu anlamda zordur. Çünkü MS merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır. Yani beyin ve omuriliğin hastalığıdır. Beyin ve omuriliği etkileyen bütün şikayetler MS hastalığını düşündürebilir veya MS'le karışabilir. O yüzden bu spektruma, yani hastalık spektrumuna çok sayıda hastalık girmektedir ayrıcı tanıya. O nedenle MS konusunda uzman, MS konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanının MS tanısını koyması çok büyük önem arz eder. Çünkü MS tanısı konulduktan sonra etkin tedavi bir an önce başlanması gerekir. O nedenle MS tanısını mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir nöroloji uzmanı koyması gerekir. MS tanısı zor mudur? Aslında bu konuda deneyimli bir kişi, bu konuda deneyimli bir nöroloji uzmanına değerlendirirse aslında çok da zor değildir. Bunun için MR yapılması, gerekiyorsa bazen, yani her koşulda değil, belden sıvı alarak bazı tetkikler yapılması veya tahliller, diğer hastalıkları dışlayıcı tahliller yapılması gerekebilir. MS teşhisi birçok hastalıkla karıştığı için zordur ama uzman, bu konuda deneyimli kişiler tarafından kolayca teşhis edilebilir. O nedenle
uygun MS konusunda deneyimli bir kişiye, bir nöroloji uzmanına başvurmak çok önemlidir. Eğer MS şüphesi varsa. MS için yaş önemli midir? Her yaşta ortaya çıkar mı diye bir soru var. Sizlerden gelen sorulardan bir tanesi. MS hastalığı genellikle 20-40 yaş arasında ortaya çıkar. Yani genç erişkin çağının hastalığıdır. Daha sonra gözükmesi, yani 40 yaş üzeri, 50 yaş üzerinde görülmesi giderek azalır. 65 yaş üzerinde, 60 yaş üzerinde son derece nadirdir. Yine 15 yaş öncesinde görülmesi de giderek azalmaktadır. 8-9 yaşlarında MS hastaları vardır. Çocuk MS, pediatrik MS grubu olarak adlandırırız. Ama diğer görülme yaşlarına göre son derece nadirdir. Genel olarak 20-40 yaş arasında MS hastalığı görülür. Genç erişkinlerin hastalığıdır MS hastalığı. MS'in tanısının konması için yapılması gereken testler nelerdir? Şimdi bir MS ile uyumlu bir şikayet olması lazım. Her şikayet MS'i düşündürmez. Az önce görme ile ilgili bir detaydan bahsettim. Tek gözde ağırlığı, bulanık görmeden bahsettim. Mesela hastanın her iki gözünde ağır bir görme kaybı varsa bu MS açısından bizi şüpheye düşürür. Bu nedenle MS konusunda deneyimli olmak yine önemli ama MS ile uyumlu bir semptomatoloji, yani bulgular bütünü olması gerekiyor. Hastanın MS tipik bir şikayeti varsa, MS için tipik bir bulgusu varsa, şikayeti varsa ki bunu nöroloji uzmanı değerlendirir. Yapılacak tetkiklerin en başında bir manyetik rezonans görüntüleme, yani MR tetkiki gelir. Bu MR tetkiki omuriliği de içerecek şekilde olması gerekir. Yani boyun ve sırt MR görüntülemesi de, sırt omurilik MR görüntülemesi de mutlaka ilk teşhis sırasında mutlaka gereklidir. Beyin, boyun ve sırt MR'ları, yani üçlü bir MR değerlendirmesi ilk aşamada MS tanısı koyarken mutlaka gereklidir. Ayrıca az önce bahsettim, çok sayıda hastalık MS ayrıcı tanısına girmektedir. Yani birçok hastalık var, MS ayrıcı tanısına giriyor. Bunları dışlamamız gerekiyor. Yani MS'i taklit edebilen hastalıklar var, çok fazla hastalık var. Bunları genellikle ayrıntılı laboratuvar testleriyle dışlıyoruz. Yine gözle ilgili bazı VEP dediğimiz, vizyoelektriksel potansiyel dediğimiz testler var. Göz sinirinin göz arkasındaki optik sinirin bütünlüğünü, hasarını değerlendirdiğimiz bir testtir. Yine MS tanısında kullandığımız testlerden bir tanesi. En sonda, yani hastaların MS şüphesi var, beyinde MS ile uyumlu lezyonlar, lekeler, plaklar var. Eğer uygunluk varsa teşhisi netleştirmek için belden sıvı almak gerekebilir. Her koşulda gerekmiyor tanı kriterlerine göre ama eğer gerekliyse belden sıvı alma, lomber ponksiyon dediğimiz işlem yapılmalı ve beyin omurilik sıvısında oligoklonal bant dediğimiz tetkik bakılmalıdır. Beyin omurilik sıvısı değerlendirmesi de yine MS tanısında olmazsa olmaz tetkiklerden bir tanesi ama dediğim gibi gerekli koşullarda onu dediğim nöroloji MS konusunda deneyimli nöroloji uzmanı karar veriyor. Her hastada gerekli değil ama gerekli olursa mutlaka yapılması lazım. Peki, MS'in kadınlarda daha fazla görüldüğünü okumuştum. Doğru mudur? Öyleyse neden? Şimdi evet, MS kadınlarda yaklaşık 3 kat kadar erkeklere göre fazla görülüyor. MS kadınlarda daha sık, 20-40 yaş arası kadınlarda MS daha fazla görülür. Bu açıdan MS kadınlarda, eğer bir kadın hasta 20-40 yaş arasında ve görmeyle ilgili veya az önce bahsettiğim şikayetlerden biri varsa mutlaka vakit kaybetmeden nöroloji uzmanına başvurması lazım. Kadınlarda neden daha fazla gözüküyor? Aslında bunun çok net bir yanıtı yok ama genel olarak otoimmün hastalıklar, yani bağışıklık sisteminin kendi kendine, vücudun kendi yapı taşlarına saldırdığı hastalıklar, ki bunlara otoimmün hastalıklar diyoruz. Otoimmün hastalıklar kadınlarda daha fazla görülme eğiliminde. Ancak net elle tutulur bir neden bu açıdan söyleyemiyoruz. Neden kadınlarda daha fazla sıktır diye. MS'i hafif geçirmek mümkün mü? Neden? MS hastalarının, tüm MS hastalarının %20 kadarı
benign MS yani iyi huylu, selim MS adını verdiğimiz hasta grubuna girer. Yaklaşık %20, daha aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Bu benign MS dediğimiz tablo, hasta ataklar geçirir. Geçirdiği ataklardan çok verdiğimiz atak tedavisine çok iyi yanıt verir. Uzun süre atak geçirmez veya atak geçirirse hiçbir sekel bırakmadan sekelsiz devam eder ve hastalık boyunca, yani uzun yıllar, ömür boyunca ciddi bir sekele, özürlüğe yol açmadan devam eden hastalık grubudur. Bu hastalar hafif geçirebilir. Bu genetik yatkınlıkla alakalı olarak olabileceği söyleniyor. Bazı kişiler MS'i daha hafif seyrediyor ama bazı kişiler de daha ağır seyrediyor. Bu hastanın klinik gözleminde hekimin değerlendirmesine göre karar vereceği bir durumdur. Hafif mi geçiriyor, ciddi mi geçiriyor? Bunu karar vermekte bazı kriterler var, ona göre değerlendiriliyor. Yani beyindeki lezyon sayısı, beyindeki o plakların yerleşim yeri, genç olması, yaşı, ilk başta geçireceği atakların özürlülük durumunun durumuna göre hasta hafif mi seyredecek, ağır mı seyredecek, buna karar veriyoruz. MS hastalığının türleri var mıdır? Hastalığın seyri buna göre değişir mi? MS hastalığının türleri var. En sık görülen türü ataklar ve remisyonlarla, yani alevlenmeler ve sönmelerle seyreden tipidir MS hastalığının. Ataklar ve sönmelerle seyreden tipi en sık görülen tipidir. Bunun yanında başlangıçtan itibaren yavaş yavaş kötüleşmeyle seyreden, yani tedrici olarak kötüleşmeyle seyreden MS tipleri vardır. Ataklarla başlayıp sonrasında yavaş yavaş kötüleşmeyle seyreden tipi de bulunmaktadır. Bu hastalığın farklı tipleri genel olarak, ama başlangıç hastaların büyük bir bölümü ataklar ve sönmelerle, yani relapsing remitting tipindeki MS tipi görülür. MS hastalığın erken tanısı ilerlemesini engelleyebilir mi? Aslında bu soruya daha önceki sorularda yanıt verdik. Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse ve ne kadar erken tedavi başlarsa, ileride her hastada özürlülük gelişecek diye bir durum yok. Ama eğer özürlülük gelişecekse bunun gelişmesini geciktirir, olmasının önüne geçer ve yavaşlatır. Yani bir hasta ortalama olarak 20 yılda bir özürlülük geliştirecekse, erken tedavi teşhisse bu çok daha uzun sürelere yayılabilir veya hiç gelişmeyebilir. O yüzden ne kadar, yani teşhisi doğru koymak çok önemli. Diğer hastalıkları iyi dışlamak çok önemli. Diğer karışabilecek MS benzeri hastalıkları dışlamak çok önemli. Bu hastalıkları dışladıktan sonra MS tanısı da kesinleştirdiysek tedaviyi mutlaka bir an önce başlamamız gerekiyor. Bahsettiğimiz tedavi de hastalık seyrini değiştirici tedaviler. Bunu ne kadar erken başlarsak hastalıkla ilgili ilerleme o kadar azalıyor, yavaşlıyor. Bazı hastalar işte tedavi başlama kararını geciktiriyorlar. Uzun süre tedaviyi başlamak istemiyorlar. Ancak bu ciddi bir kayıp. Çünkü kayıp olursa geri dönüştürmemiz mümkün olmuyor. O yüzden bir an önce hekimlerine, MS konusunda deneyimli hekimlerine başvurmaları ve buradan eğer tedavi gerekiyorsa mutlaka bunları erken safhada almaları öneriyoruz. MS'in nüks etmesi ne anlama gelir? Şimdi MS, az önce bahsettim. MS ataklar ve remisyonlarla, yani alevlenme ve sönmeyle. Yani atak dediğimiz şey nedir? Yeni ortaya çıkan bir nörolojik tablodur. Yeni ortaya çıkan nörolojik tablo deyince ne geliyor aklımıza? Bir görme kaybı olabilir, çift görme olabilir, konuşma bozukluğu olabilir, bir tarafta güçsüzlük olabilir, dengesizlik olabilir, uyuşma olabilir, idrar kaçırma olabilir. Merkezi sinir sistemini ilgilendiren bu şikayetlerden bir tanesi, herhangi biri veya birden fazlası, yeni ortaya çıkacak ve 24 saatten uzun devam edecek. Buna MS'de atak diyoruz. Şimdi MS'deki ataklar genellikle kortikosteroid dediğimiz bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla sönümlendiririz o atakları. Bazen bazı hastalarda ufak sekeller kalabilir. Mesela ciddi bir görme kaybıyla gelen hastada verdiğimiz kortikosteroid tedavisi sonrası
bulanık görme hafif bir şekilde kalabilir. O nedenle bu ataklar hafif bir sekel bırakma durumu söz konusu olma riski nedeniyle atakları engelleyici tedaviler veririz. Atakları engelleyici tedaviler, az önce bahsettiğim uzun süreli hastalık seyrini değiştirici tedaviler, bu atakları engelleyerek özürlülüğün birikmesini engellerler. Şimdi bahsettim, ataklar ve remisyonlarla seyreden hastalıktır. O yüzden bu atakların gelmesini bu ilaçlarla engellememiz lazım. Atakların gelmesini engelleyici tedaviler vermemize rağmen hastalık ara ara tekrar yeni atak ortaya çıkartabiliyor. Buna da halk arasında nüks deniyor ama bu başka hastalıklardaki nüks gibi değil. Zaten hastalığın doğası ataklar ve remisyonlarla seyretmesi şeklinde. O yüzden mutlaka hastaların bir tedavi altında olmasını tekrar tekrar vurguluyorum. Evet, bir diğer sorumuz. İdrar kaçırma MS'in belirtisi midir? Hastalığın hangi evresinde ortaya çıkar? İdrar kaçırma hastalığın belirtilerinden biri olarak sayılabilir. İdrar kaçırma hastalığın bir evresinin göstergesi değildir. Yani genellikle ileri evrelerde idrar kaçırma ortaya çıkar diyemeyiz. Hastalığın en başında da idrar kaçırma ortaya çıkabilir. Hastalık seyri süresince de ortaya çıkabilir. İdrar kaçırma hastalık seyri sırasında görülebilir. Görülürse belli bir evreye işaret etmez. Görülürse de mutlaka uygun testlerle tedavi edilmelidir. İdrar kaçırma. D vitamini eksikliği MS'e neden olur mu? Şimdi MS'in gelişmesinde yani MS'in ortaya çıkmasında en çok suçlanan durumlardan bir tanesi D vitamini eksikliği. D vitamini eksikliği MS'in de novo olarak yani yoktan sıfırdan ortaya çıkmasına yol açmaz ama genetik yatkınlığı olan bireylerde kronik ağır D vitamini eksikliğinin hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırladığına dair yayınlar mevcuttur. Hastalıkta D vitamini de optimal seviyelerde tutmaya çalışıyoruz ki hastalık daha iyi seyretsin. Hastalık seyrinde de D vitamini eksikliğinin daha kötü seyrettiğine dair bazı yayınlar söz konusu. O yüzden D vitamini optimal seviyelerde tutmalı ve uygun eksiklik varsa uygun tedaviler, D vitamini destekleyici tedaviler verilmesi lazımdır. D vitamini eksikliği MS hastalığında en önemli bulgulardan bir tanesi, bunun mutlaka tedavi edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bazı genler hatta MS'de kronik D vitamini eksikliğine yol açıyor. Yani bazı genetik defekler D vitamini üretim ve ortaya çıkarılmasında, üretiminde bozukluğa yol açıyor ve D vitamini kronik olarak eksik. Hatta bu hastalara biz ne kadar ciddi D vitamini yüklemesi yapsak da D vitamini yükselmeyebiliyor. O yüzden hastalığın etiyolojik yani hastalığı ortaya çıkaran sebeplerden bir tanesi olarak D vitamini bizim için çok önemli ve eksiklik varsa mutlaka takviyesi yapılmalı. Bir diğer soru, EBES hastalığında kesin tanı için ne yapmak gerekir? Aslında bunu cevapladık. MS hastalığında kesin tanı için MS konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir. MS konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanı uygun tetkikleri yapacak. Gereken ne varsa MR, görüntüleme, kan tahlilleri, gerekiyorsa belden sıvı alınması gibi tetkiklerle, tahlillerle, işlemlerle MS hastalığını kesinleştirir, tanısını kesinleştirir. MS hastaları hangi sıklıkla kontrollere gitmeli? Şimdi bunu yine hasta özelinde karar vermek gerekiyor. Şimdi bir hasta sürekli atak geçiriyorsa, ilaçlara uygun tedavilere rağmen sürekli atak geçiriyorsa bu hastaları daha sık görmek lazım, daha sık kontrol etmek gerekiyor. Ama bazı hastada çok çok rahat, MR'da yeni plak oluşmuyor, ilaç tedavisine çok uygun yanıt veriyor, uzun süredir atağı yok. Bu hastaları belki daha uzun süre de bir poliklinik muayenesine çağrılabilir. Bu ne anlamda? Hekim yani takip etmekte olan nöroloji MS konusunda deneyimli nöroloji hekimi bunun kararını verir ve ona göre yönlendirir. Genel itibariyle 3-6 ayda bir hastalarımızı görmek isteriz. Belli aralıklarla değerlendiririz ki hastalığın seyri nasıl gidiyor, muayenesi nasıl gidiyor, muayenede gözden kaçan ufak ilerlemeler var mı bunları değerlendiririz. Genellikle belli aralıklarla da MR çekeriz. Bu çeşitli yaklaşımlara, kliniklere göre değişmekle beraber genellikle senede bir MR çekimi hastalar için gereklidir.
yeni plakların oluşup oluşmadığını, hastalıkta ilerleme, beyinde küçülme gibi tabloların olup olmadığını değerlendirilmesi açısından önemlidir. Evet, MS tedavisi nasıl yapılır? Ömür boyu mu sürer? Şimdi MS hastalığında tedavi uzun süreli olması gerekir. Bahsettiğim atakların önleyici tedaviler aslında özürlüğün gelişimi açısından da çok önemli. O yüzden çok uzun süreli tedaviler, yani ömür boyu diyebileceğimiz tedaviler gerekir. Ama hasta tedavi altında çok çok iyi. Beyinde herhangi bir plak, uzun süredir yeni plak oluşmuyor, atak yok. Bu hastalar hekimin kanaatiyle çok sıkı değerlendirme ve kontrol altında belli süreler sonra, yani 5 yıldan sonra belki azaltılabilir. Ama tabii ki bu hekimin kararı, hastayı durumuna göre karar vereceği bir şey. Genel olarak ama guideline'lar MS hastalarında ciddi bir problem olmadığı sürece, ciddi bir yan etki olmadığı sürece tedavilerin ömür boyu sürdürülmesini söylemektedir. Dediğim gibi istisnai durumlar dışında MS hastalarında tedavi uzun süre devam etmesi lazım. Hastalar bu ilaçtan yan etki yaşar veya etkisizlik görülürse başka bir ilaçla devam etmeli. Ama MS anlamında koruyucu bir tedaviyi ömür boyu hastalık süresince mutlaka almalılar. MS hastaları günlük yaşamda nelere dikkat etmeli? MS hastaları günlük yaşamda en önemli dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi yürüyüş. Yürüyüş fonksiyonları MS'de en çok bozulan fonksiyonlardan bir tanesi. O yüzden MS hastalarımıza mutlaka günde en az 30 dakika kesintisiz, ritmik yürüyüş istiyoruz. Bu yürüyüş bir kardiyak egzersiz tarzında ağır, canhıraç bir yürüyüş değil. Yavaş yavaş yürüsün, ritmik yürüsün, yeter ki kesintisiz olsun diyoruz. En az 30 dakika, 20-30 dakika kadar bir yürüyüş her gün istiyoruz hastalarımızda. Bunun yanında düzenli uyku mutlaka olmazsa olmaz. Sigara kesinlikle istediğimiz bir şey değil. MS hastalığında sigara atakların gelişmesini, hastalığın seyrinin kötü gitmesini, yeni ataklar gelişmesini ve progresyon dediğimiz giderek kötüleşme tablosunun hızlanmasını sağlayan ciddi risk faktörlerinden, ciddi kötüleştirici faktörlerden bir tanesi. Sigara kesinlikle istemiyoruz. Sigara içiyorsa MS hastalarımız kesinlikle kesmeleri lazım. Sigara çok önemli. Sigaradan uzak duracağız. Alkol sınırlı bir şekilde olabilir ama ondan da mümkün mertebe uzak durmalarını öneriyoruz. Ayrıca düzenli uyku, bazen yoga, meditasyon gibi dengeleyici egzersizler, dengeleyici aktiviteler hastalarımızın yorgunluk dediğimiz, MS'teki yorgunluk dediğimiz önemli semptomlardan bir tanesi yorgunluktur. Buna çok ciddi faydaları olabiliyor. O yüzden düzenli uyku, düzenli egzersiz, yürüyüş hastaların yaşam tarzı için en önemli söyleyeceğim faktörlerden bir tanesi. Ayrıca sigaradan mutlaka uzak durulması lazım. Evet, MS hastaları egzersiz yapabilir mi? Aslında az önce söyledik. MS hastaları egzersiz yapabilir. Özellikle stretch, germe egzersizleri çok önemli. Yürüyüş tarzı egzersizler, aerobik egzersizler. MS'de sağlıklı yaşam davranış biçimlerinden sayabileceklerimiz. Bunlar hastaların yaşam kalitesini çok arttırmakta. Hastalığın da kötü gitmemesini sağlaması açısından da önemli. O nedenle egzersiz yapabilirler. Yine hekimlerine danışarak uygun egzersizleri planlayabilirler. Çok ağır, yorucu egzersizlerden uzak durmalarını istiyoruz. Hafif ama etkin fizik tedavi ve egzersizler alması önemli. Evet, MS beyni nasıl etkiler? Az önce söyledim, MS beyin ve omuriliğin hastalığı. MS beyinde plaklara yol açar. Bu plaklar beyinde fonksiyon gören sinirlere, önemli fonksiyonlar gören sinirlere denk gelirse burada denk geldiği yere göre şikayetler ortaya çıkar. Görme sinirinde bir plak ortaya çıkarsa bulanık görme, görme kaybı, konuşma iyi etkileyen sinir grubunda bir etkilenme plak olursa konuşma bozukluğu, dengeyi etkileyen sinirlerde olursa denge bozukluğu gibi şikayetler ortaya çıkar. MS ayrıca alttan yavaş yavaş enflamasyona yol açan bir tablodur. O yüzden yavaş yavaş bir beyinde ve omurilikte küçülme tablosu
ortaya çıkabilir. Bu anlamda erken tedavi çok önemlidir. Son sorumuzda MS hastaları çalışma hayatını sürdürebilir mi? MS hastalarının çalışma hayatından kopmamalarını istiyoruz. MS hastaları çalışma hayatından kopmamalı, mümkün mertebe çalışma hayatlarına devam etmeleri gerekir. Çünkü çalışma hayatından kopmak aynı zamanda bir hastalığı kabullenmek ve o ben hastayım bir şey yapamıyorum hissiyatına yol açıyor ve hastalar daha fazla mutsuz oluyor. Zaten depresyon görülme eğilimi var hastalarımızda. Bir de üzerine çalışmamanın getirdiği tablo eklenince hastalar çok psikolojik anlamda yıpranabiliyorlar. Ama istediğimiz şu, çok yorucu bir işe sahipse, çok vardiyalı, gece nöbetleri olan, sürekli gece gündüz devam eden yorucu, yıpratıcı işler varsa daha hafif işlere geçmelerini eğer mümkünse istiyoruz. Ama iş hayatından, çalışmaktan asla ve asla kopmamaları gerekiyor. Evet, şimdi sizden gelen, yayın esnasında gelen bazı sorular var. Onlardan bahsedelim. Bir hastamız şöyle sormuş. MS bir otoimmün hastalık olduğu için tiroid hormonlarında bozukluk veya varis tarzı hastalıklara sebep olur mu? Şimdi MS otoimmün bir hastalıktır ve otoimmün hastalıklar diğer otoimmün hastalıklarla bir arada görülme riski artar. Bir kişide otoimmün hastalık varsa, yani bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı hastalık varsa, başka kişilerde de başka otoimmün hastalıklarda görülme riski artar. Tiroid bozukluğu da, tiroidlerdeki otoimmün bozukluklarda MS hastalarında sık görülen otoimmün bozuklukların başında gelir. MS hastalarında otoimmün tiroid bozuklukları görülebilir. Bu da tanı esnasında, yani MS tanısı konurken mutlaka tiroid otoantikorları dediğimiz antikorlara da mutlaka bakılmalıdır. Varisle alakalı bir MS birlikteliği ile ilgili bir veri yok elimizde. Bir diğer soru. Çektirdiğim kulak MR'ında beyaz cevher lezyon fazlalığı diye bir bulgu ile karşılaştım. 36 yaşındayım. MS gibi bir sürece girer miyim? Riskli bir durum mu? Şimdi bu beyinde beyaz lekeler, anlamı olmayan, nedeni olmayan, non-spesifik beyaz lekeler çok sık karşılaşılan bulgulardan bir tanesi. Bazen MS ile de karışabilir. Ancak MS gibi bir sürece girip girmeyeceğiniz veya ekstra bir tablo olup olmadığı ancak muayene sırasında ve MS konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanının o MR'ı değerlendirmesi sonucunda netleşir. Buradan hani MS'e girersiniz, girmezsiniz gibi bir şey söyleyemeyiz ama bu tarz beyaz, anlamsız, nedensiz, bir anlamı olmayan beyaz lekeler çok sık karşılaşılan bulgulardan bir tanesi. MS'de çok sık karşılaşılan değil, yani rutin MR çekiminde ortaya çıkan bulgulardan bir tanesi. Ayırt etmek için mutlaka MR'ı görmek lazım. Bir diğer sorumuz, MS'de hareket kaybı ne zaman oluşur? Şimdi MS'de hareket kaybı dediğimiz şey herhalde güç kaybı, yani bir kas gücü kaybından bahsediyoruz. Kolda güçsüzlük, bacakta güçsüzlük, her iki bacakta güçsüzlük gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu hastalığın başında ortaya çıkabileceği gibi hastalığın ilerleyen dönemlerinde ataklarla da ortaya çıkabilir. Bu hastalığın seyrine, kişinin tipine, MS hastasının o kişide nasıl seyrettiğine bağlı olarak değişir. Her zaman şu zaman başlar gibi bir cevabı yok. Başlangıçta da olabilir, hastalık seyri sırasında da ortaya çıkabilir. Hiçbir zaman da ortaya çıkmayabilir. Yani herkes ortaya çıkacak diye bir şey yok. Evet, MS kalıtsal bir hastalık mıdır? Genetik risk faktörü var mıdır? MS, az önce söyledim, bildiğimiz kalıtsal hastalıklar, yani aslında ilk başta söyledik bunu, bildiğimiz kalıtsal hastalıklar gibi anne babadan çocuklara direkt geçen bir hastalık değildir. Çocuklarda, birinci derece akrabalarda, MS'li kişilerin birinci derece akrabalarında MS gelişimi açısından artmış bir risk söz konusu olmakla beraber toplumun geneline baktığımızda MS çok sık görülen bir hastalık olmadığı için ciddi bir risk artışından bahsedemeyiz. Genetik risk faktörü dediğim gibi D vitamini eksikliğine yol açan bazı genetik risk faktörleri, bazı gen lokuslarındaki etkilenmeler, mutasyonlar gösterilmiş. Ama şu genetik hastalığı olan kişilerde MS olur, MS ortaya çıkar gibi ciddi, net gösterilmiş bir risk faktöründen, genetik risk faktöründen bahsetmemiz mümkün değil. Ben çok teşekkür ediyorum.
yayına katılanlara, dinleyenlere, katkısı olanlara, bu konuda ilgi gösterenlere MS konusunda genel bir toparlayıcı konuşma olduğunu düşünüyorum. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, bu yayını kaçıranlar da Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinin Instagram sayfasında bu videonun tamamını bulabilirler. Videolarımız bu konu ve diğer konularla ilgili videolarımız devam edecek. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.